Sevgili seyirciler, bu yaz sıcak geçecek dedik. Özellikle de Ege'de sıcak bir yaz bizi bekliyor. Neden? Çünkü Yunanistan'la Türkiye'nin arasına Ege'de bir kara kedi girdi. O kara kedinin adı silahlandırılmaması gereken adaların silahlandırılması. Yunanistan'da önümüzdeki aylarda seçim var. Mitsotakis belki biraz da bu yüzden, biraz da sağa çeken politikası nedeniyle sürekli Türkiye'yi bir anlamda sıcak sulara çekmeye çalışıyor. Türkiye bugüne kadar çok soğukkanlı bir şekilde durumu idare etti. Hatta Savunma Bakanı Hulusi Akar, benim adım artık Hulusi Akarizm diyeceğim bir coollukta, serinkanlılıkta meseleye yaklaştı. Ne zaman Yunanistan tarafı bir velvele yaratsa, ne zaman Türkler şöyle, Türkler böyle dese, Hulusi Akar bizzat kendisi ya bu kadar yapmayın, Türkiye'nin ordusuna bakın, sizin ordunuza bakın. Yani bu yaptığınız çok mantıklı bir şey değil gibi. Hiçbir zaman tansiyonu yükseltmeyen, tam tersi indirmeye çalışan bir üslupta yaklaştı. Hatta Mitsotakis Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu. Erdoğan gayet sıcak mesajlar verdi. İki ülke meselelerini ikimiz konuşup çözelim. Başkalarını aramıza almayalım. Üçüncü şahıslar olmasın dedi. El sıkıştırdılar, sarıldılar. Mitsotakis gitti. Gidiş o gidiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde tek bir gündemi vardı. Türkiye'yi şikayet etmek. Kıbrıs'tan girdi, Ege'den çıktı. Türklere F-16 satmayından başlayıp birçok farklı konuyu da gündeme getirdi. Böyle olunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan hop bir dakika dedi, one minute dedi. Hani dedi biz bunları bu şekilde konuşmayacaktık. Madem sözünüze güvenilmiyor bundan sonra benim için Mitsotakis bitmiştir dedi. Bu hafta Hulusi Akar'la Yunanistan Savunma Bakanı yine bir araya geldiler, konuştular. Bir anlamda sorunlara herhangi bir gerilim olmadan çözüm ürettiler. Ama Yunanistan'da Türkiye'deki hava inanın o kadar farklı ki. Yani Yunanistan'da bir Türkiye kompleksi var. Türkiye ile yatıyorlar, Türkiye ile kalkıyorlar. Zannedersiniz ki yarın yani bir gece ansızın Türkiye Yunanistan'ı işgal edecek gibi bir gerilim var. Kuşkusuz bunda medyanın da rolü çok büyük. Çünkü bu tür haberler biraz da tarihi nedenlerden dolayı Yunanistan'da tırnak içinde söylüyorum çok satıyor, çok izleniyor. O yüzden de onlar da bu tür haberleri yapıyorlar. Peki bütün bu gelişmeler sonrasında bu hafta ne oldu? Şu andaki durum nedir? Gelin isterseniz Yunanistan'ı çok iyi takip eden bir akademisyene Dimitris Triantopoli'ye soralım. Şu andaki durumu siz nasıl özetliyorsunuz? Tam olarak neredeyiz acaba bu krizde? Hep benzer şeyler. Biz yıllardır partner ve müttefikiz. Daha sakin olan ve diyalogla geçen dönemlerimiz var ve bazen de gerilim dönemlerimiz var. Şu anda yine belirli bir gerilim dönemindeyiz. Ki bu gerilim dönemi de yavaş yavaş sona eriyor olabilir. Türk ve Yunan Savunma Dışişleri Bakanları arasında toplantılar oldu. Çok kısa toplantılar olsa dahi en azından yüksek seviye iletişim tekrar başlamış oldu. 2 yıl önceden farklı olarak Türk ve Yunan donanmalarının ikisinin de Doğu Akdeniz'de karşılıklı durmaları gibi bir durum şu anda söz konusu değil. Retorik seviyede ise Yunanistan'da Türkiye Başkanı, Türkiye Dışişleri Bakanı gibi önemli yetkilerin Yunan adalarındaki egemenliğe ilişkin açıklamalarına dair büyük endişe var. Ayrıca hükümet ortağı Devlet Bahçeli'nin Yunanlıların dikkatli olmazlarsa kendilerini Ege'nin dibinde bulacakları yönündeki daha renkli açıklamalarına ilişkin de endişe var. Tüm bunlar Yunan tarafına Türkiye'nin Yunanistan egemenliğine ilişkin iddiaları varmış gibi geçiyor. Bu da Yunanları üzüyor ve endişelendiriyor. Çünkü 20 yıl önceki Kardak gerilimi gibi bir gerilim olabileceğini düşündürüyor. Ama ben mantıklı olarak sakinlik öncelik kazanacağını düşünmek istiyorum. Yaz ve turizm dönemindeyiz. İki ülkenin de özellikle 2 yıl boyunca süren pandemide azalan turist sayısını da göz önünde aldığımızda ılımlı olmaya ihtiyacımız var. Her iki ülkede yani Ege, Yunan ve Türk kıyıları turistler için çekici rotalar. Kimsenin böyle bir gerilime ihtiyacı yok. Ayrıca diğer taraftan bu gerilim sürecinde olmamıza ilişkin olarak Türk-Yunan ilişkilerinden öteye bakmamız gerekiyor. En azından Yunan uzman olarak benim analizime göre Türkiye şu an kendini farklı partnerler ve müttefiklerle anlaşmazlıklarda bulmasının da bu gerilimle ilgisi var. Yunanistan bakış açısında gerilimlerin artışı özellikle birkaç hafta önce Yunan Başbakanı'nın ABD ziyareti sırasında ve sonrasında ortaya çıkıyor. Türkiye'yi kaygılandıran Türkiye Başkanı'nın ABD Başkanı ile görüşmek istemesine rağmen aslında sorun Yunan Başbakanı'nın Beyaz Saray ziyareti değil, Yunan Başkanı'nın
Kongre Birleşik Oturumu'nda hitap etmesiydi. Yabancı bir liderin bu daveti alması çok nadir görülen bir durum. Türk-Yunan gerilim ve ilişkilerini Türkiye-ABD, Türkiye-NATO ilişkileri şekilde daha geniş açıdan incelemeliyiz. İki taraflı Türk-Yunan konusu değil bu. İki taraflı olarak bu ilişkilerin iki tarafça nasıl anlaşıldığı konusunda farklar var. Biz böyleyiz. Bu gerilimler devam edecek. Bu Atina'da da bir kaygı. Bu gerilimler devam edecek, zaman zaman azalacak, ortadan kalkacak. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, veto konusu da gündemde olduğundan 30 Haziran'daki NATO zirvesi geriliminin azalmasına yardımcı olacak. Ama tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Ayrıca Türkiye'de seçim süreci içerisindeyiz. Bu seçimde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına denk geliyor. Ve Cumhuriyet'in Yunanistan'ın kaybettiği bir savaşın üstüne kurulduğu da bir gerçek. 100 yıl önce Yunanlıların yenildiği savaşın yıl dönümü yaklaşıyor. İzmir'in Türklerin eline geçmesinin de yıl dönümü ve tüm bunların Türkiye'de yerel ve politik olarak etkileri, seçimlere doğru ilerlerken etkileri var. Hem AKP hem de muhalefet tarafından etkisi var. Peki ilişkilerin geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu büyük soru. Her zaman söylüyorum. Ben 20 yıldır Türkiye'de olan bir Yunan akademisyenim. Ben yakınlaşma sürecinin bir ürünüyüm. 1999 yılında Yunan Dışişleri Bakanı ve Türk Dışişleri Bakanı New York'ta buluştu ve Türkiye'nin AB üyeliğinde de bağlantılı olarak iki ülke arasında bir ilişki kurmaya karar verdi. Bu yakınlaşma süreci o dönemden beri var ve benim gibi Yunanlar buraya gelip Türk üniversitelerinde eğitim verebildi. Türklerin de Yunanistan'da bunu yapmasına imkan sağladı. İki ülke arasında turizm ve yatırımın artmasını, sivil toplumun birlikte çalışmasını sağladı, basın birbirini tanıdı. Ama bu süreçte aslında gerçek anlamda hiçbir yakınlaşma olmadı. Güven sağlayan süreçler olduğundan ilişkiler gelişti ama gerçek anlamda bir yakınlaşma gerçekleşmedi. Çünkü farklılıklara çözüm bulunmadı. Aslında statükonun korunmasına neden oldu sadece. Ki bu da iyi iletişim ve ilişkileri sağlıyordu. Ama ilişkilerdeki sorunları çözemedi. 2020'de hem kara sınırında hem de daha sonra donanmalarla yazın ve sonbaharda durumların olması gerektiği gibi olmadığını anladık. İki ülkenin liderleri şu anki liderler ya da ilerideki liderler anlaşma sağlamak ve ileri gitmek için söz vermezse bu sorun çözülmez. Bu gerilim her zaman olur ve umabileceğimiz en iyi şey statüko ve barışçıl ilişki yani iletişim olur. Sorunları çözmedikçe Yunanistan'ın bir konusu var, Türkiye'nin başka konuları var. Ama en azından sorunları çözmek için bir yol bulmadıkça ilişkiler böyle gider. Bana göre ben sorunları çözme taraftarıyım. Güven oluşturmak, önemli ilişkileri ilerletmek önemli ama aynı zamanda yaratıcı çözümle de gelmeliyiz. Bu nedenle şu an ağırlık gerilim azaltılmasında ve güven tazelemede olmalı. Güven oluşturma süreci bildiğiniz gibi oluşturursunuz ve kaybedersiniz şeklindedir. İleriye doğru tek adım aradaki güven birliğini inşa etmek, karşı tarafın düşman olmadığını anlamalı, her iki taraf ve taraflar arasındaki diyalog arttırılmalı. İki ülke arasında kurumsal iletişim de arttırılmalı. Türkiye Başkanı ve Yunanistan Başbakanı bir araya gelmese de Dışişleri Bakanlarının, Savunma Bakanlarının ve aynı zamanda yönetimlerinden resmi kişilerin sistematik olarak görüştüğüne emin olmalıyız. Sonra da kutunun dışında düşünmeliyiz. Sorunlarda ilerlemek için uygun zamanı bulmak adına geniş düşünmeliyiz. Sürekli Yunanistan'ın adalar benim, egemenliğim tartışılmayacak, Türkiye'nin de hayır demesinin ötesine geçmemiz gerekiyor. Bazı fikirler dediğim gibi benim için özellikle Ankara-Atina'nın bölgede liderlik rolü üstlenmek için çalışması bu. Bazı fikirler de bölgede stabilite ve güvenlik sağlayacak. Çünkü bu düşünceler ve konular doğrudan doğruya yarışmacı değil, aksine iki ülkeyi de etkileyen konular. Yoksa şu an olandan daha fazlası olacak. Gerilim, geri gidiş, gerilim ve hep gerilimin tekrar doğmasını ve bir kaza olmamasını umma şeklinde devam eden bir sarmal. Ve gerçek bir askeri kriz olmamasını umacağız. Çünkü şu an olan ana akım medyayı televizyondaki analizleri izlediğimizde durum sağlıklı değil. Bir anda herkesin uluslararası hukuk uzmanı olduğunu görüyoruz. Bir anda hangi ada kime ait bunlar konuşuluyor. Bu herkes için değil. Bir tartışma olabilir bu konuda ama diplomatlar arasında olmalı. Gidip diğer ülkeyi işgal etmek adına fikirler konuşuluyor. 3 günde alırız gibi sözler. Bu sağlıklı değil. Bu toplumlar arasındaki strese katkı sunuyor ve gerilimi arttırıyor. Bu nedenle geleceğe yapıcı bakmalıyız. Bence iki tarafında yetkilileri ve liderleri bunu yapmak için kapasiteye sahip. Sadece buna inanmaları gerekiyor. Çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.